Ya ben önceki hafta İngiltere'de Londra'daydım. Şu şey Julian Assange davasını izlemek üzere. Bak anlattığınla o kadar uyumlu bir şey ki. Amerika ordusu Irak'ta sivillere ateş açtı ve 8 kişiyi öldürdü. Sivil ve tamamen günahsız insanlar. İki tane de çocuk vurulanlardan iki tanesi. İki tanesi de gazeteci Reuters muhabiri. Bunun üstünü örttüler, yokmuş gibi yaptılar yıllarca. Sonra Julian Assange bunun kasetini çıkardı, gösterdi videosunu. Bakın dedi, böyle öldürdüler. Kim suçlu oldu? Elbette videoyu yayınlayan adam 5 yıldır hapishanede ve şey ağır tecrit koşulları altında tutuluyor. Vurulanlar gitti. Tek kurtulanlar o suçu işleyenler. Yani o bombaları yağdıranlar, o sivilleri öldürenler. Onların adını bile bilmiyoruz. Hepsi bir şekilde cezasızlıkla kurtuldu. Ama CIA bastırıyor ki adamı geri alsın ve cezalandırsın ki bir daha hiçbir gazeteci böyle bir şeye cesaret edemesin. Fakat ne oldu? Hakikaten birçok gazeteci korkmaya başladı yani. Şimdi böyle bir şeyi sen ben yayınlarsak başımıza geleceği düşün yani. Koca CIA ile cebelleşiyorsun. O günden beri şey insanlar belge sızdırmaktan da korkuyor. İşte Amerikan şeyini savaş suçlarına dair. Hadi sızdıran oldu, yayınlamaktan korkuyor gazeteciler. Dolayısıyla böyle bir şey bulaşıcı etkisi oluyor yani. Herkesi bağlıyorlar ve bütün dünya da aslında bunu tartışıyor. Bir izleyicimiz seferberlik kanunu sormuş. İlginç bir konu gerçekten. Bu bir hazırlık mı? Yani bir şey yapıyorlar, bir şey pişiriyorlar gibi görünüyor gerçekten. Ya bu işin en iyi adresi biliyorsun Figen Çalıkuşu. Yani çok iyi değerlendirmeleri var. Çünkü çok basit bir şey yapıyor, okuyor. Yani hani 100 madde varsa okuyor. Çok basit yani. O yüzden de iyi biliyor. Şöyle yani biraz açmak lazım. Elbette sıkıntılı bir şey. Ama sıkıntı bugüne ait de bir sıkıntı değil. 2018 yılından gelen bir sıkıntı. Çünkü bir tasarı olarak duruyordu. Şimdi bu tasarı kanunlaşacak ve yeni bir takım maddeler üzerine eklenerek kanunlaşacak. İşte KYK'lıları askerde Joker olarak kullanmak filan gibi. Şimdi tabii şunu sormak gerekiyor. Türkiye'nin başına ne geldiyse hep yıllardır çıkarılan bu muğlak yasalardan da geldi. Ya bu da çok muğlak bir şey. Ya burada diyor ki bir ülke ya da işte kamu zararına bir sıkıntı olursa burada bir seferberlik ilan edecek. Ama bunu kim söylüyor? Bunu söyleyen AKP lideri Erdoğan. Yani bir partili cumhurbaşkanı söylüyor. Dolayısıyla biz bir parti zararına ya da kamu zararına noktasında nasıl bir ayrım yapacağız? Çünkü Türkiye'de çok fazla örneği oldu bunun. Çünkü parti devleti yaşıyoruz ve devletin zararı, yani parti kendi zararını devletin zararı diye gösteriyor. Yani çok basit, yani belki örnekle açıklamak gerekiyor. Şimdi insanlar toplumun ne diyorsun? %2'si köpekler öldürülsün diyor. %98'i öldürülmesin diyor. Bu canlılar öldürülmesin diyor. Toplum buna bir direnç gösterirse şimdi seferberlik ilanı mı sayılacak? Yani insanlar sokağa canların yanında olmak için propaganda gösterileri yapmaya kalkarsa bu bir seferberlik ilanı mı sayılacak? Çünkü AKP istiyor ya bunu. Yani bu tasarı buradan geçiyor ya. Buralar Yani Gezi'nin tekrarlanması durumunda elinde bir koz olacak bu yasa. tabii ki aynen öyle diyorum. Sadece Gezi'nin değil yani gördüğü her şey muğlak. Hani bir risk gördüğü anda muğlak. Ve Evet. tabii bu tabii şunu da sorgulatır. Yani seçim dönemlerinde ne olacak? Bir risk gördü. Bir şey oldu yani. Ne yapacağız şimdi biz? Seferberlik mi ilan edeceğiz? Yani AKP'nin işine gelmeyen bir durumda biz seferberlik mi ilan edeceğiz? Bu soru sorulmuyor. Yani şu son 10 yıla bakarsak 2013-2023 arası AKP'nin düşüş trendine ve giderek köşeye sıkışmasına ve son seçimi de kaybetmesine bakınca insan ister istemez şeyi düşünüyor. Yani bir gidiş senaryosu hazırlığı. Yani bir sandıktan çıkamazsak ne yaparız? Ya da millet artık burasına gelmiş, taşmış, yollara taşarsa ne yaparızın bana hazırlıkları gibi geliyor bunlar. Bunu yapmak zorunda bir hem de MHP'yi de bak işte istediğinde yapıyoruz deme şansı da veriyor tabii. Tabii çok tehlikeli. Yani ya çok yorulduk bu durumlardan artık. Yani bu toplum
şu kodlarla da oynamamak gerekiyor. Bu topluluk 100 seneden fazladır. Hani Tanzimat'tan beridir, meşrutiyetten beridir. Hasbel kadar demokrasi geleneğinin kıyısından köşesinden geçmiş bir toplum. Buralarda bu kodlarla da çok oynamamak gerekiyor. Bu sadece muhaliflerin dile getirdiği ya da muhalifler üzerinden bir endişe olarak okunmamalı. Yani topyekin Türkiye'ye zarar verecek. Daha doğrusu daha açık ifadeyle Türkiye'yi bir çatışma iklimine sokabilecek bir takım hazırlıkların ayak sesleri. Bunun yapılmaması gerekiyor. Bunun desteklenmemesi böyle şeylerin gerekiyor. Ya şunu zannediyorlar. Mesela benim aklım almıyor. Yandaşlar filan böyle bakıyorlar meseleye. Diyorlar ki bir şey olsa da yani bir karışıklık bir şey. Biz yine ofislerimizde 8. katlarda yazımızı yazmaya, iktidarın yanında yer almaya, muhalefete sallamaya devam ederiz. Öyle olmuyor. Öyle olmadı. Dünyanın hiçbir döneminde ve yakın zamanda öyle olmadı. Bu nedenle yani biraz herkesin aklını başına alması ve ülkesinin kıymetini, demokrasinin kıymetini gözetmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. CHP bir strateji geliştiriyor, karşı strateji. Yani hem bu anayasa hazırlığına cevaben saraydan, yani öyle kendi başına saray şey yapamazsın, anayasa yazamazsın, halkın onayı ve katılımı lazım diye, hem de kitlesel katılım için bir yeni strateji deniyorlar. Yani kitlesel miting yerine temalı mitinglerle her hafta, şimdi şu ana kadar geçen hafta eğitimdi, bugün emeklilerdi konu. Daha dar gruplarla ama hedef kitleye yönelik mitingler yapıyorlar. Bilmiyorum seyrettin mi? Katılım biraz düşük görünüyor. Ama belki seçilen temalardan ötürü sadece onun ilgilileri katılıyor. Hani büyük kitleler yerine. Belki böyle bir strateji denemeye karar verdiler. Ya şöyle bakıyorum abi açıkçası yani buralarda ya şunun ismini koymak lazım. Bunlar bir tarafıyla bir gaz alma operasyonu olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu çok tehlikelidir. Yani ben adalet yürüyüşünde mesela Kılıçdaroğlu'nun yaptığı adalet yürüyüşüne de bu perspektiften baktım bir tarafıyla. Yani burada bizim konuşmamız gereken temel mesele şu. Çözüm mü ne ya? Çözüm. Çünkü ben de biliyorum yani IMF Türkiye'ye gelirse ne olur? IMF'nin hayaleti dolaşırsa ne olur? Ya da hayalet değil de başka bir kavram kullandı. Gulyabani dedi. Ha işte evet ya. Gulyabani dedi. Şimdi bu da, değil mi şimdi şu giden? Ya şimdi bu da çok böyle vasat altının siyaseti. Ya böyle metaforlar falan dünyada kalmadı artık. Ya bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ya bunlar 68 kuşağında falan bitti bu işler. Bu IMF mi oluyor şimdi? Saraya git diyor. Bu IMF oluyor. Özgür Özel bunu saraya kovalıyor filan. Git diyor filan. Tamam. Ya bu... Ya ne diyeyim ya? Valla bazen hani şey yapamıyorum. İfade edecek şey bulamıyorum ama... Bu böyle saçma bir şey gibi göründü bana. Hani bir milletvekili... Kendisini de severim yani ortak böyle hani şey... Bilgi alışverişimiz de olmuştur. Karagöz ve Hacivat oynattı mecliste ve bu Karagöz Hacivat üzerinden AKP eleştirisi yaptı. Ya bunlar değil artık ya. Yani. Biraz 1950 model. Ya bunlar değil abi yani. Bu artık yani biz çözüm arıyoruz ya. Ya şunu acaba fark edemedi mi kimse? Yani Türkiye eski Türkiye değil. Bilhassa 2018 yılından beri değil. Ya onu bırak. Eğer asıl Türkiye yani şu son seçimden bu yana o Türkiye değil. Artık sen bir iktidar adayısın. Öyle değil mi? Yani evet. Sen Türkiye'nin birinci partisisin. Sen Erdoğan'ı seçimde geriletmiş partisin. Yani şimdi artık Erdoğan'a yüklenmek tamam. Ama bize hani iktidarda ne yapacağını söylemen de daha büyük yarar var. Yani kitleleri inandırman lazım. Şimdi şunu söyleyelim Can abi o zaman. Ya yerel seçimlerden bu yana Türkiye gerçekten de söylediğin gibi daha kötü bir noktaya gelmedi mi? Evet. Son bir aydır Türkiye'de tartıştığımız şeylere bak. Hayvanları öldürelim. Aman eğitim gericileşmesin artık filan. Seferberlik kanunu. Ondan sonra ya ne olacak bu AKP ile MHP'nin ayrımı? Siyasi cinayet dosyaları kapatılacak mı? Çete dosyaları kapatılacak mı? Ya bunları konuşuyoruz son 1,5 aydır. Ya burada bir yanlış yok mu? Yani Allah CHP aşkına. O şey psikolojik üstünlüğü kaybetmemesi lazım. Yani seçim sonrası yakaladığı üstünlüğü kaybetmemesi lazım.
Orada bir saray ziyareti, yani saray değilse bile Erdoğan görüşmesi şey oldu. Şimdi ikincisi geliyor, Erdoğan'ın karşı ziyareti. Ve tabii dediğin gibi yani gündemi değiştirmek için o kadar çok şey hamle yapılıyor ki, o kadar çok kart piyasaya sürülüyor ki. O arada CHP onlara laf yetiştireceğim derken o seçim sonrası yakaladığı iklimi kaybediyor maalesef. Yani ben her taraftan eleştiri getirebilirim elbette. Yani bunu da lütfen hani muhalefet bir düşmanlık unsuru olarak almasın. Ya da izleyici şöyle almasın. Ya, ha, sonuçta AKP'ye çalışıyor gibi bir durum değil. Ya bu çok saçma sapan şeyler oldu. Bak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, biz bunları söylüyorduk ve diyorlardı ki aman aman yani söylemeyin, AKP'ye yarar. Çünkü buradan muhafazakar sisteme bir gönderme yapılıyor. E ne oldu şimdi, gönderme yapılıyordu da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı cezaevinde Ramazan Kubat Serdar Sertçeli'yi kaçırmaktan. Ya sonuç itibariyle tekrar tekrar aynı yerlere gelmeyelim diye biz bu uyarıları, bu telkinleri yapmak durumundayız. Ya yani iki haftadır Roma gezisi tartışılıyor. Bence tartışılmamalıydı. Hani bunu tartıştırmamamız gerekiyordu topluma belki de. Hani bunu söyleyince çok kızıyorlar mesela. Ama kızmayın. Yani aynı taraftayız. Ama aynı taraftayız. Yani sen takımına kızarsın. Takımına çok kızarsın yani. Çünkü iyi oynamaz. Çünkü endişe taşırsın. Çünkü yenilecek yine dersin filan. Biraz bu perspektiften bakılmalı. Yani düşmanlığına yapmıyoruz bu işleri. Aldı kimse de çantada keklik görmesin kimse. Yani yanlış gördüğünü elbette söyleyeceksin yani. Ya tabii ki abi, biz gazeteciyiz bir. İkincisi takımımız yok yani, onu demek istiyorum. Evet, takımımız yok yani. Hani biz takımımız dediğim elbette AKP'nin karşısında konumlanıyoruz. Yani bu anlamda bir muhalif takımımız var tabii ki. Ama yani şunu da başından beri söylüyoruz mesela. Babamızın oğlu değil kimse. Ben Türkiye'nin kamu kaynaklarının, Türkiye'de kamu kaynaklarının zarar görmemesini istiyorum her şeyden önce. Ya da insanların sokakta rahat yürümesini istiyorum. Ya da belediyelerin paralarının bir biçimde sırtımızdan çıkmamasını istiyorum. Ben, ya da Tugay komutanları insan kaçakçılığı yapmasın yani, makam arabasıyla. Ben burada hiçbir biçimde bir parti, bir organizasyon, bir kuruluş ayırarak bir yazı yazmam ya da fikir ortaya koymam. Bunu anlamakta da zorlanıyorlar. Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum ya. Yani. Olsun, biz gene işimizi yapmaya devam edeceğiz anlaşılana kadar. Ya bitirmeden şu müfredat işine değinelim çünkü gerçekten önemli. Bu Milli Eğitim sık sık bir gaza basıyor, sonra iki kere gaza basıyor, sonra bir fren tepki üzerine geri çekiliyor ama yine bir şeyle geldiler, müfredat değişikliğiyle ve bu sefer olacak yani. Biraz baktım, bir şemalar falan var, gösterebiliriz belki o şemayı. Yani orada tam şeyde, şemanın ortasında işte burada görüyoruz. Böyle bir değerler vurgusu var ki işte biraz önce bahsettin ya, bu muğlaklık seferberlik yasasında da öyle. Şimdi mesela diyor ki işte aile bütünlüğü, mahremiyet, bunlar erdemli insan yetiştirme falan. Biz AKP'nin tarihinden bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. Yani aile bütünlüğü dediği dayak serbest olsun, yani kocalar karılarını rahat dövebilsinler. Benim anladığım AKP'nin aklındaki İstanbul Sözleşmesi'ni feshederken ki şey buydu. Yani aile bütünlüğü demek, yani aileye müdahale etmeyin, mahremiyet de ona giriyor. Kapıdan içeri girmeyin, kadın ciyak ciyak bağırsa da kocanın hakkıdır. Yani bu buralarda böyle muğlak kelimeler kullandığı zaman artık hepimiz alarma geçiyoruz. Yani çok da normal yani, erdemli insan yetiştirme derse bunun dindar nesil yetiştirme anlamı taşıdığını biliyoruz. Orada öyle yazmasa da. O yüzden artık yani bu tür şeylerde toplum Allah'tan çok şey, refleks gösteriyor. Hemen anlıyor arkadaki şeyi, ideolojik amacı. Ya burada bir şey yok gerçekten, bir eğitim bilmem ne, eğitimi daha iyi yapma falan yok. Gerçekten daha nasıl şey yapabiliriz? Fakat ya bu konuda senin diyeceğin bir şey varsa söyle, ben biraz burada Kızıl Goncalara girmek istiyorum kısaca. Çünkü çok sevdim. Bana da alıştırdım biraz ha. Ya ben hayatımda ilk defa bir diziyi hakikaten baştan sona, Türk dizisini seyrettim ve gerçekten etkilendim. Çünkü yani sadece senaryo, oyunculuk, reji vesaire değil.
Yani işin özünde anlatmaya çalıştığı şey bir tarikat içinde bir kadının kızını okutma mücadelesi. Yani bu çok etkileyici geldi bana. İlk kez tarikat içinde hani tarikatlar kötü, laikler iyi ya da tersi değil yani. İkisinde de doğrular ve yanlışlar var. Ve onun içinde gördük ki gerçekten bir kadın bir mücadele veriyor ve tarikatı dönüştürmeye çalışıyor. Ve orada ilk kez hani bu dinde bu konuda bir reform yapılabilir mi noktasına kadar getirdi son bölümde. Bence çok önemli bir iş yaptılar. İçinde bir sürü abuk sabuk şey var. Yani ulan olur mu falan diyeceğin bir sürü şey var. Yani derin devlete böyle çok kabaca giriyorlar. Çok çocuksu şeylerle falan girdiler ama işte 28 Şubatçılar öyle bir arada görünüyor falan. Ama toplumun bayağı derin bir mevzuna ve ustalıkla dalmışlardı bence. Şimdi yani toplumsal şey orada başka bir şekilde şekilleniyor ama iktidar şeyle dayatıyor yani. Buradan hakikaten dizide anlatılan o şey tarikat baskısı, erkek baskısı bir şekilde devlet baskısı olarak yansıyor bize. Yani yıllardır bunu çekiyoruz. Ve aynı şekilde devlet toplumsal dönüşümü görmeden ya da görerek onu bastırmaya çalışarak bir şey dayatmaya çalışıyor hala. Mahremiyet adı altında, işte değerler adı altında, aile bütünlüğü adı altında. Toplum başka bir yere gitti bence ve hazır. Yani ben bu diziden biraz onu sezdim. Toplum dinde reformu bile tartışmaya hazır. Kadınların okumasını dindarlar tartışmaya hazır. Yani bunca yıl belki örtünme meselesini tartışmaya hazır. Ama iktidar gerçekten bütün kapıları kapatmaya çalışıyor. Ve bence artık buna gücü yetmeyecek. Yani bir toplumsal dirençle karşılaşacak ister istemez. Ya o kadar basit bir şey ki aslında söylediğim bir eleştirim de olacak diziye bu arada. Ben hepsini seyretmiyorum. Kesit kesit seyrediyorum böyle popüler dizileri. Yani artık hakikaten yorulduk ve sıkıldık. Ya yani kim ne istiyorsa karşısındakine zarar vermeden bunu yapmalı bence ya. Yani bu burada artık bunu tartışmayalım ya. Sanki o kadar böyle bu noktada kendimi yaşlı hissediyorum ki yüzyıllardır biz bunu tartışıyor gibiyiz yani. Ama herkes birbirine bir dayatma, hala bir dayatma ve bu dayatmalar üzerinden de büyük bir sembolcülük ortaya çıkmaya devam ediyor. Yani her şeyin içi boşaltılıyor. Başörtüsünün de içi boşaltılıyor. Öbür tarafa, karşı tarafa konumlandırılan Atatürk'ün de içi boşaltılıyor. Ya böyle bir şey değil. Yani insanlar artık hani bu hepsi özgürlük ve hepsi laiklik. Sadece biz modern çağın kurallarına göre bir anlayış geliştirelim. Şimdi bu anlayışı da elbette çocuklardan başlatmak gerekiyor. Yani o nedenle biz eğitim sisteminde yeniden sözüm ona yapılanmalara her bakan devrinde bir iki kere değişti. Yani bir bakan devrinde iki kere sistemin değiştiği dönem durumlar var. O nedenle ya çok basit bir şey söylüyoruz. Ya burada totalde bir başarısızlık var. Bırakın değerleri meğerleri yani işte. Uluslararası veriler ortada, çocukların matematik bilgisi ortada, aynen, coğrafya bilgisi ortada filan. Demek ki burada bir arıza var. Bu iş böyle değerlerle daha çok dincileştirelim, bir hani herkese AKP'leştirelim de filan gitmiyor. Yani şu da olmuyor, mütedeyyin sınıfın üzerine yeni bir mütedeyyinlik de konmuyor. Yani hatta tarif tersi oluyor, insanlar deist filan oluyor. Yani o olmadı burada. Bu AKP'nin kültür egomanyası tutmadı. Bütün sıkıntının temellerinden biri de buradan geliyor. Yani bugün işte voleybol milli takımına kızmak da buradan geliyor. Yapamadığına kızıyor çünkü. Evet doğru. Atayla bir kültür egomanyası oluşturabilseydi, sinemasını yapsaydı, siyasal İslam tiyatrosunu yapabilseydi, işte ne bileyim sanatını yapabilseydi, dizisini yapabilseydi amen ne derdik ki ya, biz bu kültür egomanyasına yenildik derdik. Ama yapamadı. Şimdi yapamadığın tam karşısındakini tukaka edemezsin. Eğitime de böyle bakmak lazım. Ne olur? Sonuçta topyekun çökeriz. Yani hep beraber çökeriz. Bu bir toplum ya. Dinamik yani. Çökeriz. En başta söylediğim gibi bu sana, bana yar olmadığı gibi sana da yar olmaz. Senin çocuğun da bu işin içerisinde çünkü. Bunu böyle değerlendiriyorum. Tabii ki tehlikeli buluyorum. Bu gericilik akımlarını eğitim eliyle yapılması, kurumsal olarak yapılmasını tehlikeli buluyorum. Diziyi severek seyrediyorum. Hatta şunu da söyledim ve yazdım. Yani dedim müthiş oyunculuklar var yani. Kutladığım isimler de oldu birebir. Ama şurada bir soru işaretim var. Bu benim değerlendirmem. Bizi sonuçta popüler kültürün getirdiği yer sıkıntılı bir yer. Yani biz tarikat içerisinde bir
figür tutmaya, onun peşinden gitmeye bile teşne hale getirildik. Bu da bir endişem olarak ifade etmek istediğim bir şey. Yani ben niye Cüneyt Efendi'yi ya da hani Sait Hüdayi'yi tutmak durumunda kalıyoruz gibi bir noktadayım. Ama şunu da unutma, yani Türkiye'de evlerin oturma odalarına girebilen tek şey bu diziler. Yani ne devlet girebiliyor oraya, ne sivil toplum girebiliyor, ne medya girebiliyor, ama bu dizilerle bir toplumun gerçekten çekirdeğine yürüyebiliyorsun ve çok derin bir etkisi oluyor bence. Yani şunu düşündüm izlerken, yani hayvan sevgisi mesela bir dizide işlenebilseydi, yani çocuklara şimdi hani çizgi filmlerle, dizilerle ve tabii müfredata da koyarak bir hayvan sevgisi bir kuşak önce şey yapılsaydı, yapılabilseydi, belki bugün farklı bir şey konuşuyor olurduk. Uyutmaktan başka hayvanları. Evet, çok konu vardı. 50 dakikayı bulduk. Erk, burada keselim istersen. Evet abi, çünkü iş vaktim mekatüle kadar gider. Bravo, bak almışsın mesajları. Aldım abi, aldım diyorum. Sana kesit kesit ediyorum ya. Evet, haftaya bir başka bilançoda pazar akşamı buluşmak üzere. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.